yönetimliğe gelirken yerel yönetimin gücü nasıl azalıyor yani bir şekilde. Çünkü insanlar yerel yönetimleri bakmayı duyuyorlar, STK'lara bakıyorlar destek almak için. Ve o çok çok tehlikeli bir durum. Özellikle yani küçük ülkelerde, Lübnan gibi, Ürdün gibi, Türkiye'de durum biraz farklı oldu, fark ettik. Fakat birkaç ülkede çok zor bir durumdaydı. Bu rapor bizim web sitesinde bulabilirsiniz. Hem Türkçesi vardı. Biraz eski ama yazılar fikir verir. Ondan sonra kısaca o Global Forum for Migration and Development'da da UCLG'de yer alıyor. Orada biliyorsunuz biz Dünya İnsani Zirvesi için hazırlık gördük bu raporda. Maalesef bir kere daha bu forumda yerel yönetimler rolü pek görünmüyor. Sivil toplum teşkilatları için bir platform var. Yerel yönetimler ve özel sektör için bir platform yok maalesef ve yani pek bir rol alamıyor orada. Biz de dünya teşkilatımızda platform kurmaya çalışıyoruz. Ondan sonra bizim hazırlıklar Dünya İnsani Zirvesi için şöyle bir şey yapıyoruz. İlk olarak bizim Dünya Teşkilatı ile Çalıştay hazırladık. Altışehir'de yerel yönetimler ve yerel aktörlerle nasıl daha güçlü bir işbirliği kurabiliriz. Geçen hafta Gaziantep'te bizim kongre yanında bir Çalıştay organize ettik. Orada UCLG, Impact diye bir think tank var. Bir de Gaziantep Büyükşehir'le bu Çalıştay gerçekleştik. Orada genel sonuçlar bu böyleydi. Koordinasyon ihtiyaç var. Koordinasyon yok. Ve herkesten duyduk onu. STK'lar, yerel STK'lar, uluslararası STK'lardan duyduk ve Birleşmiş Milletler'den aynı ses duyduk. Yani bir fikir vermek için 5 senede ilk defa böyle bir toplantı yaptı Gaziantep'te, yapıldı. Yani böyle bir koordinasyon hiç yokmuş anladığıma kadar. Bu sonuçlar Dünya İnsani Zirvesi'nde sunulacağız. Altı şehrimizle ve o çalıştaylar devam edeceğiz. Ve yani inşallah diğer şehrimizlerde böyle bir şey, çalışma yapmaya çalışacağız. Son olarak bizim kendimi tarafında bir araştırma yaptık, söyledim, bahsettim biraz önce. 2013'ten sonra tekrar bir araştırma yaptık ve tekrar yerel yönetimler rolü anlamaya çalıştık. Orada aynı sonuç çıktı maalesef. Yerel yönetimler bu regional response planlarda %1'den daha az destek alıyorlar. Türkiye'de en iyi örnekler bulduk aynı zamanda. O da güzel bir örnek, yani fırsat olabilir hem Birleşmiş Milletler için hem de STK'lar için. Kısaca Sultanbeyli hakkında bahsetmek istiyorum. Orada bir koordinasyon merkezi açtılar ve bütün aktörlerle çalışıyorlar. İkinci olarak Gaziantep Büyükşehir kendisi hem de çok faaliyet, İsmet Sunuyan bir büyükşehirde hem de bir özel departman kurdular göç yönetmek için ve strateji ve implementasyon için bir altyapı yaptılar. Kriz yaşarken çok büyük bir gayret ettiler ve oradan çok memnun kaldık. Bu araştırma aynı şekilde bizim web sitesinde tarafından bulabilirsiniz. Gerekirse bana e-mail atabilirsiniz, paylaşabilirsiniz onu. Projelerimizde de daha somut bir şekilde hareket etmeye çalışıyoruz. Orada özellikle Lübnan'da UN Habitat'lı bir Cities Alliance ile bir proje
kontrol yapıyoruz. Orada capacity building yapıyoruz yerel yönetimlerimiz için ve biraz knowledge management da yapıyoruz. Çok yani abartmıyorum. Daha sonra evet, burası IUM'le bir proje başladık. Yerel yönetimler bu nasıl istiyorsunuz? Harmonization context içerisinde nasıl çalışabiliriz? 12-13 Mayıs'ta bu proje başlayacağız. Türkiye Belediyeler Birliği ve bütün Türk belediyeler ile bu proje yapacağız. Evet, belki biliyorsunuz Marsilya'da Dünya Bankası tarafında bir Center for Mediterranean Integration var. Orada Dünya Bankası ve Fransız Kalkınma Ajansı, GIZ ve diğer kalkınma ajanslarında bir merkez kurdular. Biz de ortaklık yapıp peer-to-peer learning projesinde yani o capacity building baştan yapmaya çalışıyoruz. Orada kısaca bilgi vermek istedim. Aynı şekilde yani daha fazla bilgi almak istiyorsanız sorular bekleyeceğim. Son olarak daha küresel çerçevesinde bizim Dünya Teşkilatı ile UCRG tarafında bir görev gücü kurduk afet için. Orada yani birkaç seviyede çalışıyoruz. Ne yapmaya çalışıyoruz? Şöyle, yerel yönetimler için bir mekanizma kurmaya çalışıyoruz. Hem yani preparedness için, yani hazırlık yapmak için, genel krizler için, hem de uluslararası ortaklarımızla bir problem varken nasıl daha hızlı bir şekilde cevap verebiliriz. Çünkü bizim network'ta 100 binden fazla belediyemiz var. Nasıl koordine olabiliriz? Yani büyük bir challenge oluyor ve orada bir araç üretmeye çalışıyoruz. İkinci olarak lobicilik var. Biraz önce bahsettiğim gibi araştırma yaptık. O regional response planlardan çok memnun kalmıyorduk. Ve yavaş yavaş Birleşmiş Milletler'le görüşürken, Avrupa Birliği'yle görüşürken bir değişik oldu, fark ettik. O resilience boyutu geldi. Bizim için iyi bir adım oldu. Yani mutlaka sadece bizim işten dolayı olmadı. Birleşmiş Milletler zaten onlar da fark ediyorlar. Resilience çok önemlidir. Fakat bizim için önemliydi. İkinci olarak bir tane Global Alliance for Urban Crisis kuruluyor Birleşmiş Milletler tarafında ve UCRG tekrar bir ortak oluyor orada. Bu Global Alliance Dünya İnsan Zirvesi'nde açılacak mı? Yani it will be presented bu Dünya İnsan Zirvesi'nde. Bizim temel hedef bu. Örnek olarak şöyle söylemek istiyorum. Filipin'de bir yani afet oldu ve orada bütün üyelerimizle ve destek vermeye çalıştık. İstanbul Büyükşehir buradaydı. Türkiye Belediyeler Birliği, The Federation of Canadian Municipalities ve Fransız Belediyeler Birliği ile bir proje ürettik. Bu görev gücü tarafında yani organizasyon yaptık ve aynı zamanda yerel yani Filipinler belediyelerle bir çalışma yapabilecektik. Koordinasyon konusunda çok iyi olduk çünkü ihtiyaçlar biliyorduk ve direkt implemente etmek için ortak bulduk orada ve bence çok verimli bir örnek oldu. Evet, benim sunum bu kadar. Sadece biraz söylediğim gibi kongremiz oldu, orada bir çalıştay olduğu bahsetmek istedim ve 17-18 Mayıs'ta Türkiye Belediyeler Birliği İSKEP proje içeride yeni de göç konusu özellikle Roma ve Suriyeli mülteciler için belediyelerimiz toplanacağız
ve nasıl hareket edebiliriz hep beraber, yani bir kere daha gene konuşacağız. STK'lara tekrar davet ediyoruz çünkü beraber yürütmeye çalışıyoruz. Yani daha tercih ediyoruz. Sema Hanım söylediği gibi yerel aktörler önemli bizim için, sadece belediyeler için değil. Beraber işbirliği yapmak zorundayız diye düşünüyoruz. Teşekkür ederiz sizin sabır için. Teşekkürler Adrien. Soruları, yorumları alacağım. Hızlı mikrofonu açmışken ben ilk sorumu Halide Hanım'a sormak istiyorum. Çünkü çok fazla geliyor bu soru. Biz de Columbia Global Centers olarak Summit'te bir side event düzenliyoruz. Marmara Belediyeler Birliği ve Helsinki Citizens Assembly ile birlikte. O yüzden herkes de soruyor bu Summit'e nasıl katılabiliriz, individual participation nasıl oluyor şeklinde. İnanılmaz bir bilgi açığı var bu konuda. Belki Halide Hanım cevaplayabilir. Şimdi tabii katılım esasen farklı düzeylerde. Bir, hükümet düzeyinde. İkincisi sivil toplum örgütleri, özel sektör temsilcileri düzeyinde. Onların şimdi şeyde Sema Hanım da bahsetti. Özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin iki kriter uygulanıyor onlara. Birincisi ya bu yerel, ulusal ya da bölgesel düzeyde şeylere katılmış, müzakerelere katılmış ya da hani tartışmalara katılmış ve katkıda bulunmuş örgütler, onlara bir davet gidiyor. Ya da bunlara katılmasalar bile insani yardım konusunda belli bir faaliyette bulunmuş, herhangi bir şekilde bilinir ve göze görünür hale gelmiş şeylere, sivil toplum örgütlerine bu davet gidiyor, keza özel sektör temsilcilerine. Ama onun dışında şöyle bir şey yapıldı BM düzeyinde. BM ofislerine, her ülkede bulunan BM ofislerine bir mesaj gitti. Sizin beraberlikte çalıştığınız ve bu zirveye katılmalarını önerdiğiniz temsilcilikleri, yani özel sektör ve sivil toplum örgütü ya da başka birileri, önerdiğiniz liste var mı dediler. Biz öyle bir liste sunduk. Büyük ihtimalle, ki eminim ondan, bütün ülkelerde sunmuştur. Onlardan bazılarına herhalde bir çalışma yapılıyor, araştırma yapılıyor, bakılıyor. Bazılarına gittiğini biliyorum daveti. Ama bazılarına da gitmediğini biliyorum. Yani davet şeklinde katılım olacak. Yani insanlar kendileri... Hayır, yok. Bireysel katılım yok zaten. Siz başlayın isterseniz, sorulara ya da discussion'a geçebiliriz. Arkada mikrofon var. Öne doğru uzatılır mı? Başbakanlık ve Sağlık Bakanlığı. Tamam, kurumlarınız o listeleri toplar. Türkiye'deki devlet kurumlarıyla ilgili sistem şöyle işliyor. Bütün bakanlıklar ya da farklı kurumlar toplarlar bu listeleri, isterler sizden, siz gönderirsiniz. Bunu Dışişleri Bakanlığı konsolide ediyor. Bu listeyi Dışişleri Bakanlığı Türkiye Daimi Temsilciliği New York'taki vasıtasıyla oradaki OÇA merkezine iletiyor. Ve bir delegasyon oluşturuluyor size, daha sonra lütfen kaydınızı yaptırın şeklinde bir davet gelmesi lazım. Tamam. Lütfen. Kendini de ilk önce tanıtırsan. Burcu Gündüz Açı. Oldu küçük. Herhalde sesini duyuyorum. O zaten küçük kalın. Burcu Gündüz Açı. Az önce siz hani bu zirvenin en temel prensiplerinden birinin insani yardımla kalkınma arasındaki ilişkinin de güçlendirilmesi olduğunu belirtmiştiniz. Hani az önce konuşulduğu üzere çok zirveye kalkınma eksenli örgütler katılmayacak. En azından şu ana kadar belli ölçüde dışarıda kılınırdı. Acaba bu zirvenin sonuçları daha sonra kalkınma eksenli örgütlerle de
paylaşılacak mı, yoksa insani yardım ve Birleşmiş Milletler arasında kalan bir ilişki mi olacak? Çünkü özellikle Türkiye özelinde bundan sonra kalkınma örgütlerinin çok daha fazla alana girmesi gerekiyor. Hatta geride kaldık. Yani hepimizin de bir eleştirisidir. Hani devlet politikasının da biraz belli olmasını bekledik. Ancak bundan sonra daha emin bir şekilde gelebilmesi için konulara bizim de angaje olmamızın hızlandırılması gerekiyor. Bunu da biz önemli bir mecra olarak görüyoruz bunun için. Ama hani çok da geri, içine giremeyeceğiz gibi gözüktüğü için alternatif bir şey düşünüyorum diye merak ediyoruz. Şimdi şöyle bir şey. Tabii angajmandan bahsediyorsunuz. Angaje olabilmek için bir kere ortada bir resmi kabul olması lazım. Bu zirvenin amacı kalkınma ve insani yardım arasındaki o çizgiyi kaldırmak, yani o ayrışmayı ortadan gidermek için. Bunun için bir siyasi karar oluşturmak için. Ondan sonra angajman süresi geliyor. Dolayısıyla bu daha çok insani yardımın boyutlarını nerelere taşımakla ilgili bir şey. Şimdi biraz önce Adrian sunumunda söyledi. Yerel yönetimlerin evet onun için yavaş yavaş ön plana çıkma şeyleri de o süreç içinde. İşte ne dedi? Bölgesel Regional Response Plan dedikleri değil mi? Bölgesel insani yardım planlarında biz bunu göremiyorduk ama son zamanlarda bu da ortaya çıktı dedi. Evet, o Regional Response Plan dediğimiz şeyler çünkü değiştir. 3RP dediğimiz Refugee Response and Resilience Plans şeklinde oldu. Buradaki resilience'den maksat toplumları daha güçlü toplum haline getirmek. Ben biraz kendi sunumumda da anlattım. İşte hastanelere gidiyorsunuz ve oradaki ev sahibi toplumlar hizmet alamıyor ama göçmenler alabiliyorsa ve oradaki doktorlar önceliğimizi göçmenlere verme hususunda bize direktif geldi. Ben sana bugün bakamam diyorsa bu toplumlar arası yani topluluklar arası daha doğrusu göçmenler ve ya da mülteciler ile ev sahibi toplum arasında bir sebebiyet verir, bir çatışmaya sebebiyet verir. Bunun için ne yapılması gerekli? Oradaki yerel kapasitenin güçlendirilmesi ve arttırılması. Adrian'ın da dediği o, siz herkese yetecek kadar sağlık hizmeti, herkese yetecek kadar eğitim hizmeti yaparsanız o çatışma ortadan kalkar. Ama şimdi uluslararası düşünce ya da ne derler ona, düşünce seviyesi orada değil. Biz bunu Birleşmiş Milletler olarak konuşuyoruz. En fazla da Avrupa Birliği ile konuşuyoruz. Ama küresel olarak hareket noktası ya da düşünce çerçevesi ya da hani düşünce fikir seviyesindeki bir terminoloji konusunda anlaşma henüz yok bu zirvenin. Biz o anlaşmaya ulaşmaya çalışması sebebiyle bu zirveye bir şekilde de bakıyoruz. Yani çıktılarından bir tanesi bu zirvenin artık o ikisinin arasındaki kalkınma konularıyla insani yardım konuları arasındaki ayrışmanın giderilmesi hedeflerden bir tanesi olacak. Yani ve bu şeyin giderilmesinin de küresel olarak kabul edilmesini öngörüyoruz. Yoksa şu an için bunu kabul eden çok az ülke var. Avrupa Birliği'nde bile biz bunu tartışırken bunu kabul eden çok az ülke var. Biz zirvenin en azından o anlayış farkını ortadan kaldırıp belli bir seviyeye ulaştıracağını düşünüyoruz. Rejil Kibir İstanbul Üniversitesi Çocuk Onkoloji. Teşekkür ederim. Çok güzel bir toplantı oldu. Sizlerden de bir faydalandık. Kolombiya Üniversitesi'nin Eylül'de yaptığı bu Refugee Health toplantısı gerçekten o da çok yararlıydı. Bazılarımız yine oradaydı. Orada ben yine çeşitli merkezlerden arkadaşlarımın vasıtasıyla toplamış oldum. 212 Suriyeli çocuk mülteci kanser tanısı almış. Çocuk mültecideki demografik bilgileri, işte hastalık ve sonuçlarını toparlamıştım ve bunları anlatmıştım. Tabi bu vesileyle de orada ne tip sorunlar daha çok maruz kalıyor arkadaşlar ve aynı şekilde mülteciler bunları da üstünden geçmiştik.
Bununla ilgili zaten bir de hani yayın yapıyoruz. Aynı zamanda Middle East Cancer Konsorsiyumu'nda üyesiyim. Oradan da 6 hekim ve Middle East Konsorsiyumu'nun direktörüyle birlikte Journal of Global Oncology'de yakında basılacak olan bir de yazı hazırladık. Burada tabii ben diğer konular, çok konular var ama en azından kanser açısından bu hastalar ne oluyor, ne yapılıyor, ne tip sorunlarla karşılaşıyorlar diye. Aslında düşününce tabii Türkiye iki boyutu var az evvel dediğiniz gibi. Bir maddi boyutu var bu olayın, iki kapasite boyutu var. Yani yeterli hekim var mı, yeterli hemşire var mı, yeterli personel var mı, yeterli yatak var mı bunları tedavi edecek. Bunlar önemli. Mesela Lübnan'da böyle bir yazı çıkmıştı, bir makale çıkmıştı. Oradaki Birleşmiş Milletler, yine bu Refugee Health'le ilgili olan bölüm, kanser tedavisi görecekler. Önce oraya gidiyor, orada bir komisyon var. Onlardan hangisi tedavi için bir destek kaynak alabilecek ve tedavi edilecek, bunların çıkıyor, bunların sonucu alınıyordu. Yaklaşık yarısına destek verilebilmiş. Burada da tabii maddi nedenler ve az evvel söylediğiniz gibi insani güç olayı nedeniyle diğer burada da daha çok tedavi edilebilir olanlar tedavi edilebilmiş. Ama düşününce tabii palyatif bakım da çok önemli. Yani onlar maalesef tedavi görememiş. Türkiye'deki durumu görünce, çocuk açısından söyleyince, aslında kayıtlı olan her hasta Türk vatandaşının bütün haklarına sahip olduğu halde hepsi olduğu şekilde hepsi tedavi olabilmiş. Bu çok önemli bir husus. Burada tabii epey zorluklarla karşılaşmış hekim arkadaşlar da işte yatağın olmaması, fazladan bir yatak olması, oradaki hemşire sayısının az olması vesaire. Ama sonuçta sonuçlar da yani tedavi ve evreye göre de aynı sonucu elde etmişler. Gerçekten hani bu konuda Türkiye'de epey bir hızlı yol alındı herhalde. Ben diğer konuları bilemiyorum ama en azından bu açıdan epey bir hızlı yol alındı. Bu şekilde gelen hiçbir hasta tedavisiz kalmadı ve bütün bazı sorunları da belli şekillerde aşılmaya çalışıldı. Çünkü normal tedavi görüp arkadan evde geçiriyor bir süreyi. Ancak bu çocukların ev ortamı pek hijyenik olmadığı için çoğu hastanede uzun süre yatırıldı. İşte bazen sivil toplum örgütlerinden bazı desteklerle giysiler, gıdalar vesaire destekler alınabildi. Sonuçta ama epey bir yol alınabildi. Yani burada aslında hızlı bir, Sağlık Bakanlığı bu konuda çok hızlı bir adım attı. Arkadaşlar da aslında kapasitesinin üstünde, yani hekimler, hemşireler, personel de kapasitesinin üstünde de bir çalışma yaptılar. Aslında bu açıdan doğrusu sevindirici en azından. İnşallah her ülkede de öyle yapılsın. Bunlar tabii kalıcı çözüm bulsun. Hocam çok teşekkürler. Mikrofon çalışıyor herhalde. Daha iyi duyuyoruz. Belki çalışıyor. Ekleme yapmak istediğim için. Çok teşekkür ederim hocam. Çok değerli hizmetleri ve katkıları oldu hocam. Dinlemiştik. Ben kısaca İstanbul Sağlık Müdürlüğü'nün yürütmekte olduğu hizmetleri çok kısaca söyleyeyim. Birinci basamak dediğimiz temel sağlık hizmetleri. İkinci ve üçüncü basamak da hastane hizmetleri. Birinci basamakta aşılamayı ve acil hizmetleri, ambulans hizmetlerini kimliği olmayan sığınmacılara da daima verdik. Bu toplum sağlığını korumak açısından aşılama ve acil hizmetler kimliksiz yapılmalıdır. İkinci ve üçüncü basamak hastane hizmetleri. Buralarda geri ödemesiz olan bazı koşullarda da hizmet verildi. Birinci basamakta aile sağlığı merkezlerimiz vardır klasik olarak. Birkaç yüz tanedir il genelinde. 2015 yılında göçmen sağlığı merkezleri açılma zorunluluğu oluştu. 2015'in sonunda 16 tane sadece göçmen sağlığı hizmeti veren merkez açıldı. Birkaç katı daha fazla olacak. Tam rakamı söylemeyeyim. Planlanan 2016'nın sonunda. Her zaman yetersiz, her zaman eksik. Ama sahiden çok hızlı bir ağ kapasitesi gelişti. Biraz bireysel özverilerle oldu. Biraz da ihtiyacı hızlı gördük. Hep kötü ama çok hızlı yaptık. Yani her ülkede her zaman bu kadar ciddi bir akın olduğu zaman her ülkede her zaman yetersizlikleri de görmek mümkün ama son bir buçuk yıl içinde bir hizmet artışı gerçekten sağlıkta oldu. Teşekkürler. Arkada bir arkadaş var.
Merhabalar, çok teşekkürler katılımlarınız için. Benim de genel olarak madem bireysel katılım yapamayacağımız bir insani yardım zirvesi söz konusu, kendim buraya katılım üzerinden, bu konuşulan konular üzerinden birkaç fikrimi beyan etmek isterim. Özellikle Sema Hanım'ın yaptığı sunum sırasında yerel kapasitelere, yerel kuruluşlara daha çok rol tanınması üzerine bir sistem kurulmak istendiğini duymak, bu iki yıl sonucunda ki yani iki yıl sürecindeki toplantılardan böyle bir sonuç çıkmış olduğuna çok sevindim açıkçası. Çünkü sayılar ortada, gerçekten de hani yetkin ve hani bir takım şey sorunları çözmeye yönelik bir sistem maalesef şu an söz konusu değil ve ben bunu bir 3,5 senesini bir uluslararası insan yardım kuruluşunda geçirmiş bir insan olarak söylüyorum. Şu an bağımsız faaliyetlerime devam eden birisiyim. Benim aslında bu sistemi nasıl tersine çevirebiliriz de ilgili, yani birçok çözüm bununla ilgili öne sürülebilir ama bu aralar üzerine biraz araştırma yaptığım bir konu da daha farklılaştırılmış bir vergilendirme sistemi aslında. Çünkü şu Suriye krizi bana şunu göstermiş oldu. Aslında küçük gruplar, inisiyatifler ve aslında bazen de bireyler çerçevesinde çok güzel çözümler, en azından insanların kendi gördükleri sorunları çözümler üretebildiği bir dönem oldu. Bunlardan işte mesela İstanbul genelinde mültecilerin, hemşirin gibi bir grup kuruldu, kişiler. Ben hani tek bir kişinin onlarca kişiye, Suriyeli'ye ev açıp bu evi tamamen doldurup birkaç ayda kira desteğine devam ettirdim ve bunların tamamen insanların bir araya gelerek, kendilerini organize ederek yaptığı şeylerdi. Ve aslında çok etkinlerdi, yani derde gerçekten deva olan şeylerdi. Bu insani yardım zirvesinde devletler de zaten bulunacak ve tartışmalar yapacağı için acaba burada bir şu tür bir vergi sistemi üzerine bir konuşma söz konusu olayım. Yani insan, ya zaten bu devletlerin, bu uluslararası kuruluşlara aktardıkları zaten mevdalar kişilerin kendi ceplerinden çıkan bir şekilde ücretler üzerinden gelir olur, başka şeyler üzerinden olur, vergiler. Bazı ülkeler, mesela İtalya'da yıllık gelir vergisinden biliyorum ki %5 kadar bir meblağ kişinin kendi tercih ettiği bir sivil toplum kuruluşuna aktarılabiliyor. Bunu belki sivil toplum kuruluşlarıyla da kısıtlamadan direkt bir şeyleri, yani tabii ki de ispatlanabilir, kaydedilebilir şekilde kendi gördükleri bu tür inisiyatifleri iletmeleri doğrultusunda, yani bu paranın uluslararası, yani devletten çıkıp uluslararası işte Birleşmiş Milletler gibi kuruluşlardan, sonra uluslararası STK'ları, sonra yerel STK'lar ve sonra tekrar Suriyelilerin yardımına dokunacak şekilde dönerken gerçekten yani arada çok büyük kayıplar oluyor. Ve yani burada sadece aradaki bu halkayı yok edip kişiden direkt Suriyeli ya da ihtiyacı olan başka insanlara yönlendirilmesi üzerine bir sistem aslında küçük de olsa bir çözüm getirebilir bir şey. Onun dışında da yerel kapasitenin artırılmaya yönelik çalışmaların artırılacağını da görmek çok güzel bu yeni kurulacak ağ çerçevesinde. Bunun da belki bir şeyi bu çok büyük uluslararası kuruluşlar dışında aslında daha çabuk hareket edip, çünkü uluslararası kuruluşların, yani uluslararası sivil toplum kuruluşlarının ve içlerinde çözmeleri gereken birçok bürokratik engel oluyor. Onun yerine daha böyle hareket etmesi daha yüksek, daha mobil olabilecek, sadece kapasite artırmaya yönelik aslında uluslararası kuruluşların kurularak herhangi bir dünyada bir kriz olduğu zaman oraya kendi alanlarında zaten hani çalışmaları da kendilerini ispatlamış ve çok da bu konuyla ilgili güzel bilgilere sahip olan insanların direkt yerel toplumla buluşup direkt yerel kapasiteyi, gönüllüyü, çalışanı tespit edilmesini kolaylaştırıp ve bu kişilere gerekli insani yardım standartları ile ilgili, bu işin uluslararası düzeyde nasıl yapıldığı ile ilgili eğitimler ve de kendi kültürlerine de uyarlanabilecek şekilde ara eğitimler verilerek bir sistem kurulursa eğer, bunun da yine daha etkin olabileceğini düşünüyorum. Teşekkürler dinlediğiniz için. Teşekkürler Sema Hanım. Siz herhalde cevap Çok teşekkürler Halil bu katkı için. Tabii yani ben anlatırken aslında kurumsal hibeler
odaklı anlattım. Yani ciddi bir hibe mekanizması var. Onun farklı kanalize edilmesinden bahsettim. Ama kesinlikle haklısın. Aslında bireysel bağışlar ve bireysel bağışlar üzerinden yapılan yardımlar ki onlar aslında çok kayıt dışı, çok daha ciddi yardımlar yapılıyor aslında insani yardım adına. Ama tabii benim bahsettiğim daha kayıt altına alınan bir financial tracking system içerisinde kayda olan şeyler,